Eğitim setimizin bu bölümünde de iki boyutlu şekil ve nesnenin 3D Max ortamında nasıl oluşturulduğu, çizimlerin iki boyutlu çizimlerin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu işlemler için 3D Max'te command paneli üzerinde bulunan create tabanın hemen altında shape seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Shape seçeneğine tıkladıktan sonra splines alt menüsü altında burada object shapes seçeneklerinden komutlara erişebilirsiniz. Tabii aynı işlemi create menüsü altından da ulaşabilirsiniz. Shapes. Burada extend shapes seçeneği de var. Extend shapes seçeneği aynı extend perimeters gibi iki boyutlu şekillerin daha gelişmiş hali olarak düşünebiliriz. 3D Max aslında 3 boyutlu modelleme üzerine tamamen kurgulanmış bir yazılım, ancak bizim çoğu zaman ihtiyacımız olan 2 boyutlu şekil ve iki boyutlu şekillerden hareketle 3 boyut model oluşturma ihtiyacı veyahut da ona yönelik yapılacak modelleme ve tasarımlar bu noktada 2 boyutlu şekillere de ihtiyaç gösteriyor. Çoğu durumda bu şekiller veyahut da projeler AutoCAD ortamında veyahut da 2 boyutlu çizim yapan yazılımlarda oluşturularak 3D Max'e aktarılıyor. Ancak 3D Max altında da bu işlemlerin birçoğu yapılabilir. Şimdi bunlardan öncelikle line nesnesiyle dersimize başlayalım. İlk önce line nesnesine tıkladıktan sonra line nesnesinin parametrelerine şöyle bir bakalım. Burada rendering parametresi var. Rendering parametresi çizeceğiniz çizginin render ekranında ve çizim ekranında kalınlık olarak, en boy ebat olarak görünmesini, 3 boyutlu olarak görünmesini sağlıyor. Şimdilik ben bu kısmı kapatıyorum. Interpolant steps değeri var. Bu değer özellikle 3D modellemeye dönüştürülen 2 boyutlu şekillerin buradaki adım sayısının ne kadar fazla olursa o kadar düzgün oluşmasını sağlıyor. Bunu da şimdilik kapatalım. Gelelim create method seçeneğine. Create method seçeneğinde corner ve smooth adı altında iki tane seçenek var. Burada çizimi yaparken iski seçenekle oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Herhangi iki noktaya tıkladığınızda oluşan iki segment arasındaki birleşme noktasının nasıl olacağını tayin ediyorsunuz. Yani 3 noktaya tıkladık. Şimdi ekranda üst görünüşe geçerek bu işlemi anlatalım, hemen pekiştirelim. Bir noktaya tıkladım. İkinci noktaya tekrar mouse'un soluyla tıklayıp da üçüncü noktaya geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu nokta tamamen dik olarak yani corner o anlamda oluşuyor. Tabii eğer biz bunu smooth seçeneğini kullanırsak göreceğiniz üzere az sonra bu kısım, yani ortada kalan nokta ve devamında gelen bütün noktalar smooth, yani yumuşak birbirine buradaki iki segmentin birleşeceği noktada ne yapıyor? Bir kırılma yapıyor, kavis veriyor, o şekilde bağlıyor. Buradaki initial tape seçeneğin mantığı bu. Tabi alt kısımda drag tape var. Drag tape de mouse'un sol tuşunu sürükleyerek oluşturduğumuz nesnede mouse'un sol tuşunu sürükleme esnasında oluşacak eylemi belirlemenizi sağlıyor. Bunu corner olarak seçtiğinizde mouse'un soluyla yapacağınız işlemler görmüş olduğunuz gibi köşeli. Hiçbir şekilde sadece ilk noktasını hatırlarsanız buradaki smooth seçeneğini aktif ettiğimiz için o şekilde duruyor. Bu şekilde tıkladığımız anda mouse'un soluyla tıklayıp da sürüklediğimizde kesinlikle mouse'un tıklayacağımız noktanın üstüne basılı tutarak mouse'un sol tuşuyla eylemi gerçekleştirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi dik olarak gerçekleşiyor bir eylem. Corner seçeneği bu şekilde. Tabii corner seçeneğiyle iki seçenekle bir arada kullandığınızda direkt oluşturacağınız iki boyutlu şekil ve çizim dik şekilde oluşuyor. Eğer mouse'un üstüne, sol tuşuna daha doğrusu basılı tutsanız bile
aynı işlem gerçekleşecektir. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Tabii mouse'un sol tuşuyla tıklayıp da oluşturduğumuz her iki nokta arası segment ve bu noktalara da vertex deniliyor. Herhangi açıkta kalan ilk nokta ile son nokta arasında vertex arasındaki bağlantıyı kurmak için mouse'un sol tuşunu ilk noktanın üstüne getirip tıklamamız yeterli. Buna yakın bir yere de bırakmanız yeterli. Ardından close spline uyarısı olacaktır ve bu şekilde buradaki çizgiyi birleştirecektir. Şekli birleştirecektir. Smooth seçeneğinde yine az önceki mantığa benzer bir şekilde corner olarak giden şekil, eğer mouse'un sol tuşuna basılı tutarsanız smooth şekilde hareket edecektir. Tekrar mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum. Smooth olarak hareket ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani temel farklılıkları böyle. Tabii öte yandan bunu keyboard entry yani klavyeden giriş yaparak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Klavyeden mesela bunun başlangıç noktasını 50 x 50 y'si 50 olarak ekledikten sonra ondan sonraki noktaları vermeniz gerekiyor. X değerini 200 yazdım. Y değeri aynı kalsın. Add point dediğimizde yani çizgimizin oluştuğunu burada fark ediyorsunuz. Bakın bu şekilde devam ediyor. Bu sefer x'i 200 kalsın. Y'si diyelim 150 olsun. Add point diyelim. Yukarı doğru gerçekleşiyor. Tabii bu işlem biraz zahmetli ve uzun bir yol. Biz bu yola başvurmuyoruz. Bunun yerine dikdörtgen komutunu kullanmanız daha faydalı olacaktır. Finish diyelim. İşlemi tamamlayalım.